Radyosu dinleyicileri, bir Edirne gündemi programında değerli konuğumla birlikteyim. Size kendisini yakından tanıyorsunuz, televizyon programlarında, sosyal konulardaki duyarlılığında. DSİ Emekli Bölge Müdür Yardımcısı, Trakya Doğal Kaynakları Enerji Değer Başkanı, Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Hüseyin Bey'in konumundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten emekli olmasına rağmen köşeye çekilip rahatlıkla geçimini sağlayacağı halde Edirne'nin bütün sorunlarıyla ilgileniyor. Kendi mesleğiyle olan, olmayan ve bütün konularla yakından ilgileniyor. Gönül isterdi ki Hüseyin Bey'in Edirne için önerdiği projelerin bir kısmı gerçekleşmiş olsa Edirne'nin çehresi bugünden daha iyi konumda olurdu. Efendim, bugünkü programımızda tarımda insan kaynağının önemi, Trakya'da tarımın geleceğini belirleyen, gösteren tehlikeler konusunda değineceğiz. Gerçekten bölgemiz için tarım çok önemli. O nedenle uzmanımızla bu konuyu tüm detaylarıyla gündeme getireceğiz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz kısaca bu son yıllarda tarlalarımızda klasik ürünün ötesinde alternatif, sizin de önderlik ettiğiniz alternatif ürünler gündemde. Aksi takdirde dünkü yazımda da belirttiğim gibi Edirne'nin tarlalarının yarısı ipotekli durumda. Yani bu gelecek için nüfusun, Edirne nüfusunun azalması açısından önemli tehlike arz ediyor. Konuya buradan başlayalım. Bilahare sorularımı yöneteceğim sana. Evet, teşekkür ediyorum. Bölgemizde yayınlarıyla kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan değerli yayın kurumumuz, radyosu çalışanını özat halinde ben teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben sorunuza geçmeden önce şu kısa bilgilendirmeyi yaparak sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Edirne nüfusu son yıllarda giderek azalmaktadır. Bu konuda özellikle köy nüfusları. Evet, bir milletvekili kaybımız olmuştur bu konuda, kamuoyunun bildiği gibi. Nüfusumuzun azalması yanında, yani doğurganlık oranımızın negatif olmasına rağmen şehrimiz biraz göç almaktadır. Yani ancak bu nüfus artışını dengelemek, stabil tutmak pek mümkün gözükmüyor. Yani özellikle bizim genç insanlarımızın doğurganlığı biraz arttırmaları gerekiyor ve en önemlisi de genç... Sen de başbakan gibi konuşuyorsun ya. Başbakanı genelde pek ben birçok şeyini tasvip etmiyorum ama bu lafını Trakya için geçerli olduğunu en az 3 çocuk diyorsun. En az 3 tane değil, yani 1-2 tane doğurganlık oranımız olsa bile yerel anlamda kendi insan kaynak gücümüzü muhafaza edeceğimizi zannediyorum. Tabii ki diğer önemli bir negatif gösterge de bizim genç insanlarımızın, işte üniversiteyi bitiren ya da liseyi bitiren genç kardeşlerimizin bölgede istihdam yaratılamamasından dolayı bölge dışında çalışma alanlarına yönelerek buralarda çalışma mecburiyetinde kalmalarından dolayı da önemli kayıp ve tehlikeler biraz sonra konuşacağız, mevcuttur. Ben bunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin az önce sorduğunuz klasik anlamdaki bitki paterni, bitki desenleri dışında da alternatif ürünler neler olabileceği konuşacağız. Şimdi bölgemizin öncelikle bir tarım fotoğrafına, tarım yapısına ve yine çok önemli olan insan kaynağı kısmına birlikte bakarsak konuyu biraz daha iyi irdelemiş olacağız. İlimizde 380 bin hektarlık bir alan tarıma elverişli olan bir ilimiz Edirne. Ancak bunun %30 civarında kısmını sulayabiliyoruz. Bu sulanan kısımlarda genellikle taban arazi dediğimiz bölgeler. Ovalar. Ova olarak anlamadım. Yamaç arazileri yeni daha bu projeler şekillenmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda
inşallah onlar da gerçekleşir. Tarım kültürü açısından Edirne'nin, Trakya'nın Türkiye genelinde çok önceliği var, önde oluşu var. Geçmişten gelen çok hemen hemen her tarımın her biriminde önemli kültürü ve birikimi olan bir ilimiz Edirne. Mekanizasyon yönünde de yine Türkiye'nin önde gelen illerinden sayılır Edirne'miz. Toprak yapısı, coğrafi konumu itibariyle, iklimsel yapısı itibariyle, ekolojik dengesiyle de gene her şeyi olan bir ilimiz. Ancak geçmiş yıllardaki uygulanan tarım politikalarının dolayı bölgemizdeki tarıma yönelik çalışabilme arzusu, kabiliyetleri bu politikalardan dolayı kısırlaşmıştır, yok olmaya başlamıştır. Yani bölgemizde iklimsel açısından baktığımızda turunçgil familyası dışında her türlü bitkiyi, her türlü tarım ürününü yetiştirip pazarlamamız mümkün olmasına rağmen Büyükşehir'e, İstanbul'a da yakın üstelik. Kesinlikle. Biz sadece klasik anlamda buğday, ayçiçeği, çeltik ana ürünlerini ortaya çıkararak böyle bir tarım yapmaya çalışıyoruz. Halbuki dünya pazarlarına baktığımızda tabii ki en önemlisi de ülkemizdeki tarımsal girdilerin hızla yükselmesine rağmen dünyadaki rekabetten dolayı özellikle buğday konusunda dünya ile rekabet edemeyecek konumda olduğumuz için çiftçimiz bu konuda hızlı şekilde zarar etmekte ve giderek de buğday ekiciliği konusunda ekonomik girdileri azalmaktadır. Bölgemizde de buğday tarım arazilerine baktığımızda bunların hemen hemen %40'ına yakını buğday ekiliyor. Dolayısıyla buğdayın ortalama geçen yıl her ne kadar tarımsal mevsim iyi gitti, buğday ürünleri dekar başına arz edilen düzeyi biraz üzerine çıkmasına rağmen fiyat politikaları dolayısıyla çok ucuz gitti. Evet, buğdayın şu anda ortalama geliri 50 ile 60 lira civarında net getirisi var dekar başına çiftçimize. Bu da tatmin edici bir rakam değildir. Dolayısıyla benzer şey ayçiçeğinde yaşanıyor biliyorsunuz birkaç yıldan beri. Keza çeltik zaman zaman iyi olmasına rağmen bazen de düşüyor. Önemli konulardan biri de onu da konuşacağız tarımı bekleyen konu konusunda baktığımızda. Şimdi bu anlamda bir fotoğrafımız var üretim bazında Trakya'da. Pazarlama konusunda zaten bu ürünlerin biz ham olarak pazara sunuyoruz, satıyoruz daha doğrusu birinci el olarak. Bunların işlenmiş şekilde satılması maalesef bölgemizde sanayi malı, enayi malı oluyor. Kesinlikle bunlar üretilemedi. Her ne kadar buğdaydan işte ur fabrikalarımız var, pirinç işleyen fabrikalarımız var ama bunlar mamul anlamda ürün sayılamayacağı için getirisi de fazla olmuyor. Dolayısıyla bu bitkilere alternatif ürünleri bizim çok hızlı şekilde insanlarımıza anlatmamız, onlara göstermemiz, bu konulara kanalize etmemiz bölgemizdeki var olan büyük pazar imkanlarını çok kolay kullanmamıza sebep olacaktır. Bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bu tarlaların devamlı aynı ürünü ekmesi biliyorsun bağışıklık kazanıyor. Bu İmsala yöresinde olduğu gibi verim 900 kilodan veya bir tondan 500 kiloya, 400 kiloya düşüyor. Bir de tarlaların miras yoluyla bölünmesi de şey etkiliyor değil mi? Yani geçim, insanların tarımdan geçimi. Tabii ki. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi yani bu saydığımız 3 klasik konvansiyonel ürün dolayısıyla tarlalar özellikle çeltik konusunda üst üste sürekli olarak çeltik ekimine maruz kalıyor. Ya da işte buğday, ayçiçeği münavesi var ama bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği şekilde. O da artık süreklilik arz ettiği için hem toprağın yorulması, toprağın toksik özelliklerinin artması aynı zamanda da girdilerin bu arada toprağın kendi mukavemeti azaldığı için bunu takviye etmek için bir takım gübre ve diğer kimyasallarla buna tolere edilmeye ulaşılıyor. Bu da toprağın yeterli besin değerlerini sağlayamadığından ve aynı zamanda da toprağın kendi ekolojik yapısı bozulduğu için başka bitkilerin, başka zararlı bitkilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Özellikle çeltik konusunda. Yani ben bunu çok iddialı şekilde geçmiş yıllarda da bahsettim size de başka mecralarda da.
Özellikle İpsala'nın Cimra Telmata bölgesi, Karasas Ovası dediğimiz bölgelerde yaklaşık 60-70 bin dekarlık çiftlik arazilerinin tamamen toprak besin değerlerini kaybetmiş durumda olduğu, tuzluluk oranlarının çok çok yüksekte, yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir, bellidir ve bu yerlerde bu yılki çeltik verimi hızla düşmüştür. Çiftçilerin tanımadığı, görmediği yeni yeni bitkilerin, yeni yeni otların çıktığı görülmektedir ve bunlar önümüzdeki yılda daha da artacak. Korkarım ki bu bölgeler geçmişteki sazlık konumuna tekrar geri döneceklerdir. Eğer tedbir alınmazsa bu bölgede çok acil olarak derin drenaj yapılarak toprağın yıkanması ya da münaveli ekim yapılması gerekiyor. Bu önemli bir konudur. Tabii ki diğer önemli alternatif ürünlerimizden bahsetmiştik. O da biraz isterseniz ondan da bahsedelim. Az önce de ifade etmiştim. Bölgemizde iklimsel açıdan toprak kaynağı açısından ılıman bölgelerin ürünleri dışında her türlü meyveyi, sebzeyi, tahılı yetiştirmek mümkün. Etrafımıza baktığımızda işte komşumuz Bulgaristan'da bu bitki desenlerinin çeşitliliği açısından bizden çok çok daha bu konuyu kombine etmiş durumdalar. Özellikle benim de çok ısrarla belirli bir zamandan beri çalıştığımız Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte koordine ettiğimiz alternatif ürünlerden lavanta, kekik işte türü tıbbi aromatik bitki grubunda olan bitkilerin bölgemizde yetiştirilmesi konusunda çok önemli bir tarımsal girdi ve gelişim sağlanacağına inanıyorum. Bugün lavanta bitkisi özellikle sağlık sektöründe, kozmetik sektöründe ve besin, gıda sektöründe geniş kullanım yeri bulan bir bitki. Kekik de öyle. Bunun yanında işte ılamur, adaçayı, nane, 71 çeşit tıbbi aromatik bitki kapsamı almıştır hükümet. Bu konuda çok önemli tarımsal destekleri de var hükümetin. Fransa özellikle lavanta ve tıbbi aromatik bitki konusunda dünyada şu anda lider seviyede üretim yapan ülke. Bunun takipçisi ve hızlı şekilde rekabetçisi olan Bulgaristan'da şu anda bu konuda ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle Bulgaristan'ın topografik yapısı, toprak kaynağı açısından, iklimsel özellikleri açısından bölgemizle hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla Edirne'de de başta işte Süleyolu, Dalapaşa, Merkez ilçe, işte Keşan, İpsala gibi ilçelerimizin yamaç arazilerinde, yani sulanamayabilen arazilerinde lavanta bitkisi son derece iyi yetişebilecek bir üründür. Bu konuyla ilgili Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nüz öncülüğü yapmaktadır. Kekik bitkileri burada fide olarak yetiştirildi. Önümüzdeki sezon içerisinde bir takım önder çiftçilere, bölgelere bunlar dağıtılacak. Keza lavanta bitkisinin fidelerinin de tedariği konusunda girişim yapılmıştır. Şubat ayı sonundan Mart ayı içerisinde bu dikim işlemi de yapılacaktır. Lavantanın önemli özelliklerinden birisi, evet, dikildikten sonra 20-30 yıl bu bitkiyi sürekli işte yonca biçer... Tekrar ekmeye gerek yok. Ekmeye gerek yok. Yonca biçer şekilde ya da maydanoz biçer gibi bu şekilde biçerek bu bitkiyi yaş şekilde, kurutulmuş şekilde değerlendirmek mümkün. Lavantanın tıpkı işte adaçayı, ılamur gibi çiçeklerinden, tohumlarından, sağlık açısından yararlanıldığı gibi bunun yağı da çıkartılarak, ekstra edilerek özellikle kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde geniş bir kullanım alanı olan bir bitkidir. Getirisi de oldukça bizim klasik bitkilerimiz, yani işte buğday, ayçiğine göre mukayese edildiğinde onlardan çok daha iyi konumdadır. Şu anda mesela Bulgaristan'daki konumu değerlendirdiğimiz ya da Fransa'daki getiri anlamında baktığımızda o değerlerle burayı kıyasladığımızda bizim en az tarım alanlarımıza ekildiği takdirde 350 lira 450 lira civarında net getirisi olabilen bir
bitki olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sizin de aracılığınızla işte Milliyet Gazetesi'nde yaptığımız bir röportaj çok ilgi konu, görmüştüm. İşte yöre çiftçilerimize tanıtılmaya çalışıldı. Bunun akabinde birçok çiftçimizden geri dönüş alınarak işte bu konuda bilgi sahibi olmayan çiftçilerimiz oldu. Ama burada sordukları konulardan birisi işte biz bunu yetiştireceğiz, üreteceğiz ama nasıl pazarlayacağız, kimlere satacağız şeklinde sorularla karşılaştık. Bu yine da soralım yani. Nasıl olacak? Evet, şimdi tabii bu da kolay. Şu anda ülkemizde özellikle Sparta, Denizli, Burdur, işte Aydın, İzmir gibi illerimizde yaklaşık 7-8 yıldan beri hızlı şekilde lavanta üretimi devam etmektedir. Oralardaki pazarlama konusunu da incelediğimizde oluşturulan ihracata yönelik ve iç pazara yönelik bir takım alıcı firmalar mevcuttur. Bunların bir kısmı İstanbul'da ana merkezli olarak Fransa'ya ve birçok başka ülkelere de ihracat yapmaktadırlar. Keza aynı şekilde bizim alıcı müşterilerimizden yine en büyüğü de işte komşu Bulgaristan'ımızdaki bu konuyu işleyen pazar ihracatlarını yurt dışına satan firmalar mevcuttur. Pazarlama konusunda bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii bizim bölgesel olarak pazarlama tekniği açısından yani pazar vizyonunu inceleyip bu konuda girişim yapma becerimiz az olduğundan dolayı biz bütün ürünlerde aynı sıkıntıyı çekmekteyiz. Değil mi? Örneğin Karagün Dostu dediğimiz çiftçinin buğday almadı bu sene. Millet zarar etti. Onda da aynı durum söz konusu olursa şimdi zaten bu konuda devletin herhangi bir alım birimi yok. Zaten kalmadı hiçbir konuda. Tarım tamamen biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne girme modumuzdan itibaren yani 1980'li yılların ortasından bu yana yapılan yasal düzenlemelerle artık Toprak Mahsulleri Ofisi başta olmak üzere devletin hiçbir birimi tarım ürünlerini alma konusunda tekel ya da tek yetkili olarak tarif edilmemiştir. Yani sizin, bunlar sadece sizin memleketiniz İpsala'da ne diyor? Çiftçinin kara gün dostudur diye de hala yazı duruyor orada. İşte o maalesef şu anda gerek siyasetten gerekse işte üreticinin psikolojik anlamda zaman zaman gerginlikten azaltmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin konusu gündeme getiriliyor, zorlamalar yapılıyor. Bu da o anlık bir palyatif çözümdür. Ama çiftçimiz şunu unutmasın ki yapılan düzenlemeler dolayısıyla artık hükümetlerin politikaları da bu doğrultuda şekillenmiş ve böyle de gideceğini zannediyorum. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla buğday alımları zaman zaman siyasi anlamda şekillendirilerek alım gücü yaratılmıştır. Denge sağlıyor ama yani baktığımızda bugünkü koşullarda tüccarın insafına bırakılıyor. Serbest piyasa ekonomisi bizde sağlıklı işlemiyor. Yani ona da dikkat çekmek lazım. Kesinlikle öyle. Ancak tabii ki bu konuda şartları belirleme çiftçinin elinde kendi üretim bazında var ama pazarlama bazında gözükmüyor. Tabii burada da bizim zaten sıkıntımız tarım politikamızın yetersizliği. Evet. Yani planlı bir çiftçinin ürün ekimini planlaması ya da işte yetiştirmesi, desteklemesi anlamında bir uygulamalarımız yok maalesef. Komşularımızda işte bakın. Çiftçi kuruluşlarımız da bak dikkatini çekiyorum. Mesela sizin biraz önce bahsettiğiniz o güzel yeni alternatif bitkileri tarım kuruluşları, ziraat odaları var ve başka çiftçi kuruluşları var. Bunların hiçbir tanesi el atmıyor. Yani bunlar geliri az olan kurumlar değil. Tabii yani ama bundan sonra bu konuda iyi çalışmalar olacağını zannediyorum ben. Yani gerek işte ziraat odaları, işte ticaret borsaları ya da işte ne bileyim Trakya Birlik gibi geniş yani daha geniş bir şemsiye altında çiftlerin toplanan sulama kooperatifleri veya işte köy kol gibi birimlerin de yakın gelecekte bu konuda fazla sayıda bir çalışma yapacaklarına inanıyorum. Çünkü bu bir mecburiyet hastası olmaktadır. Özellikle bizim girdilerimiz sürekli artıyor. Bakın elektrik konusunda geçmiş yıllarda yani bundan 15-20 yıl geriye doğru baktığımızda enerji girdileri yok denecek kadar azdı çiftçinin. Yani devlet bunu sübvanse ediyordu. %60-70'ine kadar kademeli düşürüldü. Ortadan kaldırıldı. Daha kötüsü enerji yani elektrik enerjisi satan kurum
ne yaptı? Özelleştirildi. Yani özel kesime devredildi. Buradan da sıkıntılar oluşmaya başladı. İşte bunların faturalandırma dönemleri, çiftçilerin kullandıkları sulamada yılda bir kez yapılırken şimdi aylık faturaya dönüştü. Çiftçi de bunu tabii ki ürünü satma döneminde olmadığı için bu konuda oldukça sıkıntılar var. Şu anda maalesef üretimi de etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Kesinlikle sulama kooperatiflerimizin tamamına yakını birkaç köy hariç durmuş konumdadır. Yani işleyemiyor. Merkezi sulama daha uygun değil mi? Yani sizin uzmanlık alanınız. Kesinlikle tabii daha uygun ama şu anda yani bu konuda bile elektrik fiyatları yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak bu. Çünkü enerji üretimi konusunda maalesef biz ona da çok dışa bağımlı konumda olduğumuz için işte alternatif enerjilerden yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi bölgemizde var olan imkanları da biz kullanmak zorundayız. Onlarla ilgili de tarıma yönelik tarımsal üretimde işte gerek sulamada ve diğer kurutma vesaire konularında çalışmalar yapmamız gerektiği çok elzemdir. Bu konuda da yine bizim tarım kültürümüz açısından altyapımız çok mükemmel. Sadece bunlarla ilgili bilgilendirme ve demonstre etme çalışmaları yapmamız gerektiği kanaatinde. Bunlar da yapılacaktır ama şimdi zaten bizim konumuzun başlığı da neydi? İnsan kaynakları yönden ve tarım gelişimini bekleyen tehlikelerle ilgili. Bu konuyu birkaç programda yapacağız. Yani sen belli mutlaka tabii devam edelim. Ben burada önemli sizin daha önce girişte bahsettiğiniz önemli konulardan birini de vurgulamak istiyorum. Tabii bu konu dediğiniz gibi oldukça geniş, kapsamlı, şumullü olan bir konu. Daha uzun zamanda saatlerce devam eder. Konuşulması gereken bir konu ama değerli izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bu konuda kafalarında bir soru işareti oluşmasını istediğim bir önemli bir konu var. Bu da maalesef biz istemesek de ya da hatta bundan sonra engel olmaya çalışsak da engel olamayacağımız bir gelişime girmişti Trakya toprakları. Şu anda yaklaşık bizim tarımsal olarak işlenebilen arazilerimizin %50'den fazla, şu an %60 seviyelerinde bir bölümü maalesef ipotekli ya da bir başkalarının denetiminde gidiyor. Ve hızlı şekilde de herhalde satın alınıyor. Onu açın lütfen. Yani o konuda halktan büyük talep var. Neden böyle oluyor? Bankaların veya bu aracı bazı kişilerin köylerde ağzı laf yapan kişileri gönderiyorlar. Milletin borç içinde olan insanların tarlalarını topluyor. O konuyu lütfen açın. Çok büyük soru bu bölgemiz açısından. Maalesef öyle. Bizim tabii İstemesek de şu anda modern bir feodalite, yani bir modern ağalık düzeni şirketler bazında Trakya'da gelişiyor. Modern ağalık, neresi modern? İşte, hayır, böyle o, yani ben bunun adını böyle aklıma geldi, böyle deklar ettim. Yani bunu istemesek de oluşuyor. Yani bakın bu arazilerin büyük çoğunluğu hipotekli ama büyük çoğunluğu satın alınma moduna girmiştir. Yani evet. Total arazilerinin yaklaşık %22'si civarındaki miktarı da geçmişte mukayese ettiğimizde başka el değiştirmiştik. Başka şirketlerin ya da grupların eline geçmeye başlıyor. Bankalar ucuz kredi veriyor, ödeyemiyorlar. Tabii ki, yani bir de sonuçta bakın geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan şimdi ne kadar kötü durumda olduğumuzu Ergen Havzası'ndaki arazileri satılarak işte çok denetimsiz, kontrolsüz, gayri ıslak organize bir şekilde fabrikaların dizayn edilerek o araziler satılıp şu anda işte başımıza bela olan, bölgeyi mahveden Ergen'e kirliliği ortaya çıkmıştır. O topraklar yok edilmiştir. En önemlisi de orada yaşayan insanlar kendi dedelerinden veya geçmişten miras kalan arazilerini kaybederek şu anda oradan göç etmişlerdir. Yok olmaya mahkum olmuşlardır. Dolayısıyla benzer durum şimdi de arazilerin aynı şekilde Edirne ve diğer illerimizde işte Tekirdağ bölgesinde de satılma moduna girerek bu şekildeki bir gelişim oluşmaktadır. Bu da bölge tarımı için önemli tehlikelerden birisidir. Ama bunu zorlayan bir sebep var. İşte zaten tarımı bekleyen tehlike olarak işte siz seçtiğiniz konu başlığı olarak baktığımızda insan kaynağı açısındandır. Şimdi çok önemli, ben kendi kurumda çalıştığım yıllarda, son yıllarında da bunları yaşadık. Maalesef bizim çiftçi ailelerimiz diyelim, yani kırsal kesimde yaşayan ailelerimizin, benim ailem de buna dahil, şöyle bir algı oluştu. Yani işte aman çocuklarımızı okutalım,
işte tarlada uğraşmasın, işte hayvanla uğraşmasın, köyden kurtulsun, köyden kurtulsun mantığıyla bu olay gelişmeye başlandı. Birçok aileyi ben biliyorum, işte yüzün üzerinde birkaç tane koyunu var. İşte çocukları, koyunları gütmek istemedi ya da işte çobanlık yapacak, o sürüyü yönetecek bir kişi olmadığından dolayı onları satmak zorunda kalmıştır. Yani ne bileyim işte damızlık hayvan yetiştirici şeklinde çok yanlış bir politikayla bölgemizdeki geçmişteki kendi ırklarımızı, kendi hayvan neslimizi yok ederek meralarımız boşa çıkartılmıştır. Şimdi bunun zararlarını da görüyoruz. Bakın zaman işte geçtiğimiz günlerde görüyorum Damızlık Hayvan Yetiştiriciler Derneği'nin birliğinin yöneticilerinin yaptığı açıklamalarda işte dönlemeler tutmuyor, şudur budur bir takım absürt laflarla buradaki yerel hayvancılık yok edilmiştir. Yani tabii bunların cazibesine kaptırılmıştır insanlar birileri tarafından. Biliyorsun. Kesinlikle. Halbuki bizim ilimizde önemli hatırı sayılır miktarda meralarımız var. Yani her köyde tarım arazilerinin yarısına yakını veya üçte bir oranında meralar mevcuttur. Buralarda şu anda... Onlar da yok ediliyor. Ona oraya geleceğim. Bu meralarda bizim eskiden her ailenin evinde bir ya da iki tane büyükbaş, ne bileyim işte bir ona yakın küçük sürülerimiz, koyunlarımız da işte Edirne peyniri nereden geliyor? İşte bu hayvancılık konusundan gelmektedir. Bahçeler bile bitti. Kesinlikle bahçeler de öyle. Ama burada geçmişi şöyle irdelediğimizde bunların tekrar yapılabileceği çok net şekilde gözüküyor. Daha önemli tehlikelerden birisi de bizim bu meralarımız geçtiğimiz yıl Mart ayında çıkartılan mera kanunu ile meralarımız uzun vadeli işte 49 yıllık ya da işte 99 yıllık periyotlarla kiralama şirketine kiralama moduna girmiştir. Kimisi cevizlik oluyor. Evet bir kısmı işte ceviz badem şeklinde meralar değil de yani orman basınında garajlar böyle şekillendirildi. Ama meralarımız da şu anda bu bazı şirketlere kiralama imkanı tanınmıştır. Ve bunu uygulamalara başlamıştır. İşte Lüleburgaz'da Ahmet Bey Köyü'nün meraları aynı şekilde bu yasa uyarınca kiralanmıştır. Hayvanlar nerede gezecek o zaman? Şimdi zaten yok olma moduna girdiği için şöyle bir tehlike var. Yani bunu maalesef çiftçilerimize iyi anlatmamız ya da onlara bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu da siyaset kusurudur. Yani yerel siyaset birimlerinin özellikle yani benim kendi üyesi bulunduğum partim de dahil bu konuda insanları çok hızlı şekilde bilgilendirmemiz, onlara projelerimizi anlatarak bu tehlikeden bertaraf etmemiz gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Şu anda bu meraları artık... Kendi bulunduğun partinin onu aç, sen siyasi bir geçmişinde var söylemedim ben ama yani CHP dedi, ana muhalefet partisi, emekten yana görünen bir parti de bu konuya el atmalı. Bunu açmak lazım. Kesinlikle. Tabii şu anda Sayın Vekilimiz bir takım gayretler içerisinde bu konuda gerekli şeyleri yapmaya çalışıyor ama bu yeterli kalmıyor. Yani burada yerel anlamdaki yani bizim il teşkilatımızın, ilçe teşkilatlarımızın da bu konuda çok hızlı şekilde çalışmalar yapması gerektiği kanaatindeyim. Bakın şöyle bir yani son yıllarda özellikle dijital teknolojinin gelişmesine paralel tarım kesiminin bilgileri de artık en küçük birime kadar detaylı şekilde data değerleri toplanarak merkezi değerde yani hükümet bakanlık nezdinde artık herkesin kaç tane tavuğu var, kaç ürünü var, kaç dekar arazi istiyor, ne kadar sattı, ne kadar aldı tümü envanteri çıkartılmış. İlimiz İl Müdürlüğü'nde ve bölge Ankara'daki merkezde de mevcuttur. Dolayısıyla şimdi meralar bazına bu bakılıyor. İşte diyelim ki Edirne'nin Budak Doğancı köyünde örnek veriyorum. Ya da işte Lalapaşa'nın Küçünler Büyünlü köyünde gibi baktığımızda bu köylerin ne kadar büyükbaş hayvanı, ne kadar küçükbaş hayvanı olduğu, ne kadar merası olduğu, hatta bunun 20 yıldan bu yana kadar nasıl azaldığı çok net şekilde gözüküyor. Yapılan çalışmaya göre de demek ki burada hayvan üretim işte ya da yetiştirici nesli 5 yıl 3 yıl içerisinde sıfıra ineceği için biz bu meraları başka firmalara verelim. Yararlansın bir mantığıyla bu meralar maalesef köylümüzün elinden alınacaktır. Bak net şekilde söylüyorum. Kızın evliler gibi olacağız ha. Vallahi bak azınlıkta kalacağız burada. Vallahi. İşte bu çok önemli tehlikeden kurtulmamız için bizim
köylerde mutlaka çok acil şekilde şu anda bir de şans da var tabii devletin besicilik konusunda yani özellikle işte büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştirici konu önemli destekleri de var. Yani bu desteklerden yararlanıyoruz ya da şekilde gerek köylerde kooperatifler adına, gerekse şahıslar ya da gruplar adına projeler yapılarak acilen bunların Tarım İl Müdürlüğümüz kanalıyla başvuruları yapılması gerekiyor ki bu meraların elden gitmesini engellemeye çalışalım diye düşünüyorum. Ya hayvancılıkta da Hüseyin Bey yani hayvan yetiştir diyorlar ama bakıyorsun süt fiyatıyla yem fiyatını mukayese ettiğinde bunun arasında belli bir oran olması lazım. Yani eğer o sütünü satamazsa, eğer ete verdiği hayvanı çok ucuza 9 milyona aldığı 4 milyona satıyorsa ne olacak peki? Yine aynı ya tabii şimdi değil. Daldan dala geçeceğiz ama bizim yani buradaki söyleşimizin ana temeli yani tarımdaki insan kaynağı ve yakın gelecek yani, tarımı bekleyen tehlikelerdi ama söylediğiniz konuya da katılıyorum. Onu da kısaca açıklayalım. O da çok önemli. Maalesef özellikle bu hükümet dönemimizde yani özellikle tarım girdilerinin hızla artması yanında tarımsal üretimin fiyatları da hızla düşmektedir. Yani evet, girdiyle pazar anlamındaki değeri karşılaştırıp bu konuda bir mukayese yaptığınızda çiftçinin sürekli eridiğini ve sürekli kaybettiğini görürsünüz. Özellikle de alternatif ürün anlamında bir gayret olmadığı için bizim çiftçimiz buğday ve ayçiçeği ekimine devam ettiği için buradan sürekli kaybetmektedir. Tabii burada yani işte yakın önümüzdeki günlerde Trakya Birlik gibi önemli bir bölgesel tarım teşkilatımızın, tarım kuruluşumuzun da yeniden yapılanması, yeniden bir bu önümüzdeki tehlikeler de göz önüne alarak yeni bir yapılanma yaparak çiftçimize farklı şekilde gelir getirici anlamda kurulduğunun amacına uygun şekilde hizmet ettirilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Bunu da isterseniz bir başka radyo söyleşinizde ya da televizyonda. Bu tebrik halinde devam edecek. Yani siz bu konuda donanımlısınız. Yani şurada bitti falan değil. Bunu devam edeceğiz. Bir de ayrıca yani tarım girdilerinin yeterince halka anlatılmadığı ziraat odaları var. Diğer kuruluşlarımız var. Yani köylülere gittiğinizde bu dediğimiz şeyler ne broşür halinde ne fikir olarak verilmiyor. Fuarlar yapılıyor. Oralara çiftçiler gitmiyor. Yönetimden birkaç kişi gidiyor. Onlar da halka aksettirilmiyor. Yani nereden tutarsam pişmiş et gibi elinde kalıyor. Yani bunu da özellikle belirtmek isterim. Bir süre önce Antalya'da yapılan fuarda çiftçiler yoktu. Ve Edirne ürünleri de yoktu. Bir de meselenin bir de tanıtımı. Tabii yani maalesef biz yani henüz daha Edirne ilinin geleceğe matuf bir stratejik planlamasını yapamadık. Yani zaman zaman bazı sivil toplum kurumlarında ya da işte yerel devlet yöneticilerinde ya da yerel yöneticilerden zaman zaman duyuyoruz, konuşuluyor. İşte bazıları diyor ki işte turizm sektörüyle biz gelişiriz. Yani Edirne bir turizm kenti olsun. Bir kısmı yok efendim işte eğitim burada iyi gidiyor. Biz işte yüksek öğrenim üniversite şehir olalım. Bir işte son zamanda işte Sağlık Bakanımız da diyor işte sağlık turizmi yapalım gibi çeşitli projeksiyonlarla bak, halbuki bunu oturarak çok ciddi manada başta gene siyaset kurumunun temsilcileri olmak üzere sivil toplum birimleriyle birlikte belediye başkanlığı dahil bizim Edirne'nin mutlak ve mutlak surede bir stratejik planı yapılması gerekiyor ve bundan sonra bu plan doğrultusunda gelecek yöneticiler de bu icrayı yapmak zorundalar. Yani biz işte tarım şehri mi olalım ya da işte endüstriyel şehir mi olalım anlamında çok ciddi manada bir stratejik plan yapmak zorundayız. Karar vermek yani zorundayız. Burada biz tarımdan vazgeçemeyiz. Şu anda tarım kültürümüz, tarım birikimimiz son derece yüksek seviyede ama bizim mutlak surette tarımda insan kaynağına önem verecek şekilde tarım çalışması yapmamız gerekiyor. Zamanımız azalıyor. Herhalde ben toparlamak istiyorum. Evet. Bu tarım konusunda bölgemizi, Edirne'mizi bekleyen tehlikelerden birinin insan kaynağı olduğunu sözlerin başında ifade etmiştim. Her ne kadar tabii bizim kontrolümüz dışında olan bir takım gelişmeler varsa da onları olabildiğince engellemeye, olabildiğince frenlememizin yanında en önemlisi bizim
insan kaynağı konusunda tarım sektörünün geliştirmesine paralel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi sevindirici bir laf duydu, hoşuma da gitti. Keşan'da, yani bizim kendi bölgemizde bir tarım lisesinin kurulması çalışmaları var. Bunun ben bütün ilçelerde yapılmasını arzu ediyorum. Yani tarım lisesi, hatta bölgemizde tarım fakültesi şeklinde bir fakülten oluşması gerekiyor. Şimdi ziraat fakülteleri maalesef artık spesifik hale dönüşemediler. Yani uzun yıllardan beri aynı devinim içerisinde devam ediyor ziraat fakülteleri. Onların bugüne kadar yapmış oldukları, yetiştirmiş oldukları mühendis arkadaşlarımızın icraatları, uygulamaları ortada görüyorsunuz. Biz başka bir moda girmeliyiz. Yani yine bu tarım konusunda bir özel üniversite, bir vakıf üniversitesi de Silivri'de şu anda kuruluyor. Bu da çok sevindirici bir şey bölgemiz için. Onların amacı da sadece kendi bölgelerindeki tarım ürünlerini yetiştirerek İstanbul gibi devasa bir pazara sunmak amacıyla bu üniversiteyi kuruyorlar. Tarım lisesi de Keşan İnterland'ında, yani başta işte sürü yetiştirici dedim, yani çobanlık mesleği olmak üzere, yani işte biçer düver kullanması ya da ne bileyim işte geçenlerde görüştüğümüz bir çeltik üreticisi bir arkadaşımız şöyle bir laf etti. Dedi ki ya gün geçtikçe biz yamak bulmakta zorlanıyorum. Gerçekten işte yamak biliyorsunuz suya yön veren, çeltik tavalarını yönlendiren, bunlara işte bakım vesaire yapan kişi. Şimdi biz hızlı şekilde bu bizim ara eleman, lojistik destek olacak. Evet, ara eleman olarak insanlarımız yok bizim. Evet. Yani bunların kendi doğurganlığımız, kendi ailemizdeki çiftçi çocuklarımızın da bu konuda bir heyecan olmadığından dolayı biz bunu nereden bulacağız? Dışarıdan gelen insanlar yapacak ve bu kültür yozlaşacaktır, yok olacaktır. Dolayısıyla zamanımız da bitti. Şeyim Bey, toplayalım. Toparlıyorum yani ben. Önümüzdeki yerel gündem, Edirne gündemi programında tekrar bir araya geleceğiz. Bu geniş bir konu. Yani bir programla bitecek bir konu değil. Aynı zamanda bu program www.edirneajans.com www.edirneajans.tv'den canlı olarak izlenebilecek. Efendim çok teşekkür ederiz. Gerçekten yararlı olduğunu sanıyorum. Önümüzdeki programlarda tekrar buluşmak üzere. İyi günler. Ben de teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.